Merhaba sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta, geçtiğimiz hafta sonu Koç burcunda ay tutulması yaşamıştık. Hafta boyunca ay tutulmasının etkilerini hissedebiliriz günlük hayatımızda. Hafta başında pazar günü ay boğa burcunda ilerliyor olacak. Pazar günü ve pazartesi günü boğa burcunda ilerleyen ay özellikle ailemiz, aile büyüklerimiz, işimiz ve kariyerimizle ilgili konulara biraz daha dikkat çekiyor. Pazar günü ay Satürn karşıtlığı, Mars Neptün karşıtlığı ve ay Merkür karşıtlığı gün içerisinde önemli iletişim sorunları yaratabilir. Kendimizi biraz ifade etmekte zorlanabiliriz. Bunun yanı sıra özellikle aile büyükleriyle olan ilişkilerde bazı sıkıntılar, tıkanmalar söz konusu olabilir. Çok fazla şartları zorlamamamız gereken bir gün olacak. Pazartesi günü ay yine boğa burcunda olacak ama gün boyu boşlukta olacak. Her ne kadar artık hafta başı olsa da işimiz, sorumluluklarımız biraz öne çıksa da ayın hem boğa burcunda olması hem de boşlukta olması günlük hayatı biraz yavaşlatabilir. İşlerimizde verim almakta biraz zorlanabiliriz. Bunun yanı sıra diğer bir etki de Merkür'de olacak. Merkür o gün retro harekete başlayacak Akrep burcunda. Merkür'ün Akrep burcundaki retro hareketi en başta iletişim sorunları çıkarabilir. 10 Kasım'a kadar devam edecek bu retro hareket. Bu süreç içerisinde özellikle sevgili aslanlar, sizin aile içi ilişkilere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Belki aile büyükleri, aile üyeleriyle ilişkilerde zaman zaman geri dönüşler, ufak tefek problemler yaşanabilir. İletişimlerde sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu süreç içerisinde belki eski aile konuları biraz daha gündeme gelebilir ve onlar için çözüm arayışları içerisinde de bulunabilirsiniz. Bu durumu olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra evle ilgili konular, ev alımı, satımı, kiralama, taşınma gibi konular, özellikle önceden kalan konular tekrar gündemde olabilir. Ancak yeni hareketler yapmak için, yeni sözleşmeler imzalamak için çok uygun bir dönem değil Merkür retroları. Eğer buna zorunluysak, erteleme imkanımız yoksa tüm olasılıkları bir şekilde gözden geçirmeliyiz, detaylara önem vermeliyiz ve olumsuzluk anında da bir şekilde neler yapılması gerektiği hakkında da yeni planlarımız olmalı. Merkür retrolarında yapılacak anlaşmalarda zaman zaman geri dönüşler olabilir ve bazı fikirsel değişiklikler söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde Merkür retrosu özellikle evimiz, ofisimizde kullandığımız bazı iletişim araçlarında, elektronik araç gereçlerde sorunlar da çıkarabilir. Onlara karşı da temkinli olmalıyız. Bozuk aletlerin onarılması ya da değiştirilmesi gibi konularda gündemde olabilir. 22 Ekim Salı gününden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak sevgili aslanlar. Ay İkizler Burcu'na geçiş yapınca sizin için biraz daha sosyal hayat, arkadaşlar, iş çevresi gündemde olabilir. Günlük hayatınız biraz daha hareketlenebilir. Perşembe günü, çarşamba günü de Ay İkizler Burcu'nda olacak. Çarşamba günü Güneş burç değiştirecek, Akrep burcuna geçiş yapacak sevgili aslanlar. Bir ay boyunca Güneş Akrep burcunda olacak. Bu da sizin için evinizle ilgili konuların biraz daha öne çıkacağını gösteriyor. Belki evinizde daha fazla zaman geçireceksiniz. Evinizde misafir ağırlayabilir, davetler verebilirsiniz bu süreç içerisinde. Aile büyükleriniz, anne babanız, ebeveynlerinizle daha fazla ilgilenebileceğiniz ve daha fazla gündeminizde olabileceği bir süreç olacak. Perşembe gününden itibaren Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ayın Yengeç burcuna geçiş yapması sizde duygusal olarak biraz içe dönük yapabilir. Çok fazla kalabalıklar arasında olmak istemeyebilirsiniz. Biraz daha sakin geçirmek isteyebilirsiniz o günü. Cuma günü de Ay Yengeç burcunda olacak. Oldukça olumlu enerjilerin olduğu bir gün, Cuma günü, bunu olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz. İş ve özel ilişkilerimizde rahat ve akıcı enerjilerin olduğu bir gün olacak. Özellikle Ay Jüpiter kavuşumu akşam saatlerinde bizim de gerek manevi olarak gerek duygusal olarak biraz daha içe döndüğümüz, ruhsal çalışmalarla ilgilenebileceğimiz bir gün olabilir. Bunun yanı sıra yakın çevremizde ilgilenebilir, yardım faaliyetlerinde de bulunabiliriz.
kendimizi bu şekilde daha olumlu bir ruh yapısı içerisinde hissedebiliriz. Hafta sonu cumartesi günü günün ilk yarısında Ay Yengeç burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Akşam saatlerinden itibaren Aslan burcuna geçiş yapacak. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren enerjiniz biraz daha yükselebilir. Kendinizi biraz daha öne çıkarmak, bulunduğunuz ortamda daha fazla dikkat çekmek isteyebilirsiniz. Günlük yorumlarımızı da sevgili aslanlar gün gün takip ediniz. Bu şekilde daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.